Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konumuz gördüğünüz üzere artık ekipman konusu. Uzun zamandır çekeceğim, bugün çekeceğim, yarın çekeceğim, şu gün çekeceğim. Hep döndü durdu. Artık ekipmanları tamamladık çok şükür. En son pantolon aldık biliyorsunuz. Onu da ekledik bu öndeki gördüğünüz siyah pantolon. Kedilerimizi görüyorsunuz bir kokluyorlar, inceliyorlar. Ne var burada ne yok ekipmanların önemi ayrıdır tabii ama en önemlisi benim yani nacizane fikrim kastır. Ama her yerin önemi farklıdır tabii sırtın, omuzun, ayağın, her yerin yani. Ama e, kafadan başlamak en doğrusu kastan yani. Kastları bu şekilde öne çektim. Fındık da oraya yerleşti kıyafetimin <laughs> üzerine. Bütçeniz neyse neye el veriyorsa bence ilk önce yani ekipmanı bir dizmeniz lazım ondan sonra motora başlamanız lazım. Sizin bütçeniz hangisine uygunsa öyle bir ekipman dizmeye başlasanız iyi olur güzel olur. Bak bak nereye giriyor içeriye girmeye çalışıyor. Şöyle NXR, X-Sprint bir de Shoei'nin RSR Pro'su var. Bu hanımın kaskı NXR. Shoei x Sprint benim kaskım. Ee, RSR Pro da şark. O da benim kaskım. Bu üç yani NXR daha önce benim bir tane daha vardı. Üçünü de deneyimledim. Üçü de güzel kask. NXR'ı da deneyimledim. Kullandığım Aldığım hatta. kask x Sprint. Şu şekilde göstereyim. Aktif olarak kullandım. Intercom var Sena'nın. Burayı zaten çene aparatı e, kamera için. GoPro Hero 10 kullanıyorum. Diğer kaskımı da göstereyim. Sen şöyle gel canım. Bak, bizi uğraştırma. <laughs> böyle, e, şark güzel bir çantalı sistem yapmış. Çantayla geliyor. Ekstra böyle zaten kalıfı çıkıyor. Şark'ın RSR Pro'su bu da. Bunu da geçen sene aldım. Bir kere, bir iki kere piste kullandım. Şu şekilde göstereyim. Spoiler'ı falan Güzel, tatlı. Bir de i̇yi bir kask yani. Üst düzey bir kask. racing kask. Havalandırması şu şekilde. Bunun hem siyah vizörü çıkıyor içinden hem de beyaz vizörü de bu, burada bu şekilde duruyor. Gördüğünüz üzere. İçinden birkaç parçaları çıkıyor. Bunu yerine koyalım. Şarka Resar Pro güzel bir kask. Şu an Türkiye'de pek yok. Stoklarda da yok. Gelmiyor herhalde. Onu da şöyle kenara ayalım. Burada da hanımın kaskı var. Onda da Sena'nın interkomu var. İkimiz birlikte bağlanıp konuşuyoruz. Muhabbet, sohbet. Aynı müziği birlikte dinleyebiliyoruz. NXR kaskı daha önce NXR kullanıyordum. Ondan önce Kuvvet kullanıyordum. Genelde Shoei'den devam ettim. Bu sene, geçen sene bir ilk şarkı aldım. Öyle yani. Hanımın kaskı da güzel. Hem şekiller olsun benimkiyle benziyor. Onda e, kadın emojisi var. Bende erkek emojisi var. Konuların özel bu figürleri var. Şimdi diğer kıyafetlere getirdik ve hala orada bekliyor. Hiç keyfini bozmuyor. Yani de çantam var arkadaşlar. Birisi Dynas'ın e, bu kabuk yapısı dış yapısı sert bir çanta. İçi de çok fazla bir şey almıyor ama gene laptop falan farklı farklı şeyler alıyor. Böyle aşırı bir şey dolduramıyorsun. Burada da küçük boyut Dynas'ın sırt çantası var. Bu hem motora da takılıyor. Motorun arka kuyruğu şeye, arka seleye hem de sırta da takılıyor. Bunun altın elbiseli adam Allah rahmet eylesin. O bu çantayla ilgili bir sıkıntı yaşamıştı herhalde düştüğünde sırtını mı acıtmıştı sırtındaki bir kemiği mi kırmıştı öyle bir olay hatırlıyorum. Yanlışsa siz düzeltin dış kabuğu sert olduğu için. Ama benim nacizane fikri, sırtı korur diye düşünüyorum ama bir dengesizlik olduğu için koru, koruyamayabilir. Öyle bir durum da gerçekleşebilir Allah korusun. Böyle bu şekilde iki çanta da var. Gelelim eldivenlere. Eldivenlerde de bu Goratex'in e, kışlık eldiveni. Hem su geçirmez. Güzel bir eldiven daha aynısın. Şunları şöyle kenara ayırayım. Nox'un kısa eldivenleri var. Nox'u uzun zamandır istiyordum. İlk başta şu kırmızıyı aldım uzun. Sonra kısasını aldım. Kırmızıdan çok memnun kaldığım için. Hem de çok pratik yani. Şöyle tuşa basıyorsun çeviriyorsun burayı bileği sıkıyor. Diğer çeşitlere göre daha düzgün çalışacağını düşünüyorum. Elden çıkmayacağını düşünüyorum. Hem de ödüllü bir eldiven. E, almak isteyenlere tavsiye ederim. Siyah da güzel, renklisi de güzel. Renklisi biraz daha çabuk kirleniyor kıyafetle biliyorsunuz. Motosiklet ekipmanında böyle caf caflı renkler biraz daha hemen kirleniyor, siyah oluyor. Yani o yüzden siyah tercih etmek daha hoş oluyor. Kiri göstermiyor. Kırmızı da orada. Herkes diyor abi yeşile niye? kırmızı giyiyorsun. Yani benim fikrim motor değişir ama kıyafetler zaten iyisi olması lazım. En iyisi aslında. O yüzden yani rengin önemi yok. Ama motor her zaman değişir. Yok yeşil olur, yok mavi olur. Kıyafetin önemi yok. Kırmızı olsun, mavi olsun aynı şekilde. Hoşunuza hangisi gidiyorsa elbet motorun üzerine giyilen kıyafet motor oyun olması daha güzel daha hoş olur ama motor bir renkte kalmıyor ki bir sene sonra iki sene sonra belki dört sene sonra değişiyor ama kıyafeti genelde ömür boyu kullanıyoruz. botu ayakkabı, eldiveni çünkü ülkemizdeki şartlardan dolayı hem gittikçe artıyor maliyetler. Bugün bir liraya aldığını yarın on liraya alıyorsun. O yüzden kıyafet her zaman saklanıyor, kenarda duruyor. Önemi de büyük. Her zaman da değiştiremiyoruz. Daha size şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bu kaskları 3 yıl önce, yani ikisini toplamda tamam o zaman ciddi bir para olabilir. İkisini toplamda 11 bin liraya almıştım. Şu an sadece biri 11 bin lira bile değil. Yani biri 15, 17000 17 bin lira. Biri de 25-30 bin lira arası değişiyor X-Sprint. NXR'da 10-17 falan. Yani böyle bir şey söz konusu olamaz ama oluyor maalesef ki üzücü durum İnşallah en güzel kıyafetler de size nasip olur üstlerinizde giyersiniz herkes en iyisine layık herkesin en iyisi de nasip olması dileğiyle Ben bu duruma üzülüyorum herkesin giymesini istiyorum İnşallah bu durumlar düzelir herkes bir şekilde en güzel kıyafetlere kavuşur en güzel motorlara biner Böyle. Yani bu durumlar üzücü durumlar. Biraz dağınık kusura bakmayın. Mecbur böyle bir arayı topladım. Daha güzel şekilde çekmek isterdim asılı şekilde ama imkan bu şekilde el verdi. Yere serdi komple. Çantanın içine girmeye çalışıyor. Biraz tıt tıt yaptım. Bak bak gene mi girecek? Hayır. Şşt. Kulağını çekeyim mi senin? Senin kulağını çekeyim mi? Gel buraya. Gel buraya. Kulağını çekeceğim. Çekeceğim o kulağını. Çekiyorum. Çekiyorum o kulağını. Gel. Biliyorsunuz ülkemizde hırsızlık olayları da çok oluyor. O yüzden önlemimizi almamız her zaman şart. Doğabus'un e, bluetoothlu kilidi, anahtar yok. Telefondaki sistemle çalışıyor. Apple, Apple sistem, Apple, Apple'la Google Play uygulaması var. İndiriyorsun. O şekilde kilidi açıp kapatabiliyorsun. Abus biraz sağlam bir marka. Yani motoru, motoru da korumak da önemli. Bir sıkıntı olmasın diye. Kimsenin motorunun çalınmaması dileğiyle tabii ama bu şeyler ne yazık ki oluyor. Ülkemizde pahalı olduğu için insanlar yöneliyor. Ona eğilim gösteriyor. Ama Allah kimseyi o duruma düşürmesin. 80 78 diye geçiyor. Daha da uygun kilitler var. Benim de kullandığım var. Onları da tavsiye ederim. Bunu da tavsiye ederim. Sizin bütçeniz neyse en güzel şekilde ona göre hareket edip almak daha mantıklı. Böyle ekipman videosu. Bot Nexus botlar. Nexus'un bir üstü bot var. Bir de yarım kısa bot var. Fındık Bey de oraya çıktı. Orada bekliyor paşa gibi. izliyor çayı. Çay ne yapıyor burada diye yaramazlık. Bak 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 bak. Kızacağım. Ç çantanın içine giriyor bir de. Bak 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 nasıl dönüyor? Nasıl dönüyor? Şişt! Çay. 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 Kıyafetler yerdeydi. Böyle koltuğu aldım. Kapanışı da dedim bu şekilde yapayım. Kesinlikle ekipmansız motora binmeyelim. Yani geride kalanlar üzülür. Ki ilk başta ekipmanımızı alalım. Sonra motorumuzu alalım. Ekipman daha önemli motordan. Ona göre de devam ettirelim. Ben hatta ilk motorumu aldığımda ilk başta ekipmanımı aldım. Sonra motoru teşvik ettim. Yani motor tamam almayı niyetlendim. Ama ilk ekipmanımı seçtim. Çünkü sormak istediğiniz bir soru olursa cevaplarım. Yani herkesin zaten abi eldiven elini sıktı mı ya da bot rahat oldu mu ya da kask kafanı sıkıyor mu baskı yapıyor mu bu tarz soruları var. Ama benim görüşüm gidip mağazada deneyip almanız. Çünkü bir kez alıyorsun. Deneyip almak daha güzel. Çünkü kaskı aldın ya da internetten sipariş verdin. Geldi eve sıktı kafanı. Bu kötü bir durum. Deneyip alıp orada biraz böyle kafanda dolaşmak daha güzel bazı kaslar bazı insanların kafalarını rahatsız edebiliyor. Ben de mesela AGV denediğimde biraz rahatsız etti. Ya da başka bir model denediğimde de gene aynı şekilde. Eldivende de gene aynı, şey, aynı şekilde. Dynas'ın de eldivenini denemiştim bazı modellerini. Mesela elimde bir dengesizlik var bilmiyorum ama rahat etmemiş değilim. Bu Nox'un eldivenlerinde elim rahat etmişti. Deneyip almak daha mantıklı. Ben sadece şu konu hakkında da bilgi veririm. Eldiven çok rahat, konforlu, rahat girip çıkarabiliyorsun pratik motor üzerinde ya da ayakkabı ya da mont üşütüyor mu üşütmüyor mu sıcak tutuyor mu tutmuyor mu rüzgarlığı nasıl bu konular hakkında detaylı bilgi veririm sormak istediğin soru olursa bu videonun sloganı önce ekipman sonra motosiklet ilk önce ekipmanımızı giyiyoruz sonra motosiklete biniyoruz kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere